Bakalım. En kötü kiralık evleri dolaştım. Fiyatlara inanamayacaksınız. Neymiş bakalım bu Bu video? videoda İstanbul'daki o küçücük evlere ne kadar fiyat istediklerini size göstereceğim. Ve içinde bulunduğumuz ev tam olarak 18 metrekare. Eskiden... Lan burası ev değil. Burası 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerin saklandığı yer. Cephanelik lan orası. İçeride hala esir olan askerler var. Giriş buradaymış. Oha, gel şunu çek. Ulan çok kötü kokuyor. Hem tuvalet hijyene önem veren bir evle karşı karşıyayız. 1,82 falan. İkimizi aynı anda taşımayabilir bu merdiven. Arkadaşlar, bu videoda gördüklerinize gerçekten inanamayacaksınız. İstanbul'da emlak fiyatları inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Geçenlerde kendimize ev baktık. 4.000 5.000 liranın altında oturulabilir bir ev bulmak gerçekten şu andan itibaren çok zor. Zor tabii ki. İstanbul'da kiralık ev sorunu öylesine büyüdü ki... Kiralık ev neredeyse kalmadı. Bahçeli diyorlar, 3.500 lira. Sizler için gerçekten çok değişik ev ilanları bulduk. Bugün onları gezeceğiz ve emin olun gördüklerinize inanamayacaksınız. Abone de olduysanız hemen videoya geçelim. Şu anda ilk durağımıza doğru yola çıktık. Bu videoyu çekme fikri Twitter'da dolanırken gördüğüm ilanlarla başladı arkadaşlar. Şu anda ekrana fotoğraflarını da getiriyorum zaten. Bu ilanları gördüm ve gözlerime inanamadım. Hemen... Abi bu gerçek değildir ya. Dostlar bu yalandır, yalan. Bu Photoshop. Bak Photoshop bile değil, bu Photoshop. Abi bu şaka ya. Ya bu şaka ya. Ya burada biri sıçarken burada biri elini yüzünü mü ya? Bu şaka. Bu yalandır. Ben buna inanmıyorum. Ya eğer bu gerçekse bunu yapan mühendisin ben kafasını sikeyim ya. Bak küfür etmeyen bir insanım normalde çok ama. Lan oğlum bu gerçek değildir ya. Hemen araştırmaya başladık ve gerçekten bu ilanlar gibi evlerin olduğunu gördük. Şu anda İstanbul'da emlak piyasası o kadar artmış ki öğrenciler, üniversite öğrencileri daha çok protesto ediyorlar ve okulun önünde çadırda kalıyorlar. Umarım bu artış bir an önce son bulur ve fiyatlar eski haline gelir. Şu anda sanırım bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de ülkemizdeki mülteci sayısı. Çünkü insan... Alo? Abi 15 dakikaya insene ya. Tamam yukarı gel hadi, yayına gel. Yayında konuşursun biraz. Yayındayım şu an. Sonra birlikte ineriz ya. Tamam biraz ya istiyorsan sen git ben gelirim bak. Vallahi bekleme ya. Yok be git. Yok yok ben kalırım abi. Bir de yayın bittikten sonra daha üstümü falan değiştiririm. Aynen ben gelirim. Zaten geleceğim. O yüzden erken yayın açtım buluşacağız diye. Tamam abi. Bitsin gelirim ben. Tamamdır abi. Tamam. Sayısı arttıkça... Nereye gidiyor? Gitmiyorum dostlar, yayındayım daha ya. Ya bizim bir abiyle görüşecektik bugün. Uzun zamandır görüşemiyorduk. Şehir dışına çıkıyor genelde iş için vesaire. Bugün ekmek alırken karşılaştık. Akşam mutlaka bir şeyler yapalım dedi. Dışarıya falan çıkalım dedi. Ben de tamam abi dedim. Onun için bugün biraz erken yayın açtım. Şu an hala yayındayız ama daha şu an kapatmayı düşünmüyorum yayını. Daha bir saat olmadı be. Ya 15 dakika dediğime bakmayın. Biz daha takılırız, biz boş verin. Ben seviyorum öyle. Abi 10 dakika sonra geliyorum deyip 3 saat sonra gitmeyi. Karaktersizim, şeref yoksunuyum. Emlak piyasası da her zaman artıyor. Şu anda Üsküdar merkezdeyiz. Yalnız Çetin karınmış gibi her şeyi benim Çetim her şeyi sorgular kardeşim. Çünkü onlar benim canlarım. Her şeyi sorgulayın dostlar. Ne olacak? Canınız sağ olsun. Buranın tek özelliği Üsküdar sahile 10 dakika yürüme mesafesinde olması. Neyle? Roketle. Üsküdar 1 artı 1 bodrum kat. Şimdi eve bir... Ya anasını satayım, eve inerken sanki şeye iniyormuşsunuz gibi dostlar böyle. Cehenneme iniyorsunuz. Ölmüşsünüz tamam mı? Nereye gideceğiniz kesinleşmiş, cehenneme gidiyorsunuz.
Merdivenlerden aşağı inince yanacaksınız hani, kurtuluş yok. Bir kere girerken benim boyum 1.75. Ben normalde uzun bir insan değilim kesinlikle. Bakın arkadaşlar, normal 1.75 bir insan yürüyor. Direkt çeneme vuruyorum ya. Oğlum benim 2 metre arkadaşlarım var lan. Burnumu bile değil. Birazdan size bu ev için istedikleri fiyatı da söyleyeceğim. Çok şaşıracaksınız. Eve giriyoruz. Burada şöyle bir demir kapı var. Bak şunu göstereyim. Şöyle demir bir kapı bizi karşılıyor. Eve girdin ya, hijyene kesinlikle önem veren bir ev. Hemen elini yıkamadan içeri girmediği şurada bir el yıkamaca. Şöyle bir tuvalet, banyo yine. Bir şey söyleyeceğim. Bu nasıl bir tuvalet banyo abi tam olarak? Bu nasıl bir tuvalet banyo? Kombinasyon iyi oluyor. Yine hijyen burada ön noktada. Çünkü hemen popo silmece biliyorsunuz şöyle. Taret, şofbeni taret musluğu olarak mı kullanıyorlar? Şıkır şıkır. Ya da işte çok terledin. Ya abi iğrenç bu arada. Yani bak ben insanların zaten hani konu burada insanların maddi durumuyla dalga geçmek olamaz zaten. Dünyanın en iğrenç şeyi. Ama yani bu evde oturmak da iğrenç. Kimse kusura bakmasın ya. Bu arada devletin böyle evleri bulup imha etmesi gerekiyor. Gözünüzü seveyim ya. Mutfağın hemen yanına banyo tuvalet koymuşlar. Banyo tuvaletin haline bak. Lan yemek yapamazsın. Hani yemeklerin affedersin şey kokar ya. İşte yine söylediğim gibi çok terledin hani tuvaletini yaparken hemen tık diye. Yani dizay tavana böyle dokunabiliyor. Böyle bir ev. İmha etme. Bomba atması gerekiyor lan bu eve. Düşünün. Hayatım görüm en iyi detayını biliyor musun? Yok olması gerekiyor bu şeyin. Evin. İlk defa bu elektrik şalteri değil mi? Ona hiçbir şekilde yukarıdan ulaşmıyorum. Normalde ben sopayla uğraşıyorum. Normalde işte şey çekiyorsun, evet. Ne tabure çekiyorsun falan. O zaman bu evde müşteri memnuniyeti önemsenmiş ve her şeye kolaylıkla ulaşılabilecek bir mimariye sahip ne yazık ki. Şu anda evin koridorundayım. Bu taraf mutfak. Hemen mutfağa bakalım. Oğlum dikkat et çarpma. İkili bir ocağımız var. Yemeği şu alanda yapabiliyorsunuz. Başka bir alan gerçekten yok. Şurada doğrayacaksın işte meyveyi, sebzeyi bilmem ne. Burası ne? Yemin... Aa Gizay ne yapıyorsun orada ya? Ben burayı dışarı açılıyor zannediyordum. Pencere yapmışlar o kadar. Aa çok iyi. Yine kullanım burada ön planda tutulmuş. Yani yan odada kim var kim yok hemen konuşabilmek. Bence, aynen öyle. Peki burası oturma odası mı Gizo? Bence burası oturma odası değil, yatak odası. Yatak odası mı? Evet, oturma. Peki yatak odasında çamaşır. Buradan da mesela... Şimdi yatak odası burası kesin. Çünkü olayı ben anladım. Burada böyle kötü işler pişiriyorsun. Karın geldi birden ya da kocan geldi falan. Burada uygunsuz yakalandın. Bu komple bir vesvese. Böyle bir şey yok aslında. Bu tamamen adım atmak için. Şuradan adımını alıp buradan direkt fırlıyorsun. Direkt caddeye çıkıyorsun. Burası kaçış yolu. Yani evet bu odada böyle bir oda. Burada işte hem çamaşır makinesi var hem dolaplar var. Dolaplarda bu ev için istenilen. İnanılmaz. Fiyat gerçekten çok saçma ya. Evin ortasında kolon var şu an. En küçük problem bu kolon olabilir. Evet, ama işte... Ya şu an hiçbir şey söyleyesim yok yani, şaka gibi ya. Yok hani zaten yer çok küçük, baksana. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu ev kesinlikle illegal ilişkiler için yapılmış olabilir. Hemen yine burayı yatak odası düşün. Gizay sen şimdi benim karımsın tamam mı? Ben de burada böyle rezalet işler yemişim. Tamam. Geldin. Role girelim bir dakika. Yani şöyle söyleyeyim, dünyaca ünlü bir seri katil olsam dostlar, kurbanlarımı bu evde bile kesmezdim. Bak çok ciddi söylüyorum. Tamam. Ya inanamıyorum, Allah kahretsin, benim seni neredesin ya? Bulamıyorum seni de, göremiyorum, neredesin ne? Neredesin ya? Yazıklar olsun, hayır. Evet. Ben de o sırada buradayım. Şuradan fıyıyorum. Yani fıysam fıyarım bu. Nereden fıyıyorsun? Nereden fıyıyorsun? Yakalarım. Bırakalım bu şamatayı. Evin bir diğer odası da burası. Burası herhalde salon. Çünkü televizyon var. Ve bir teras alanı var. Burada bizi karşılıyor. Evet böyle bir teras. Şöyle göstereyim. Şurada bir merdiven var. Gelsene. Aa burası iyiymiş lan. Evet, burası böyle geniş bir, en azından bahçemsi bir yer gerçekten var yani. Buraya iki sandalye atılır. Evine... Tamam, buraya geçelim artık. Şişli'ye geldik.
Evet, şimdi Şişli'deyiz arkadaşlar. Eski bir evdeyiz. Giriş bu şekilde. Eskiden giriş buradaymış. Ama burayı kapatmışlar ve şu yan tarafa almışlar. Oldukça eski bir bina. Ama bu evin bahçesi var arkadaşlar. İnanılmaz rutubetli şu anda. Evin girişini normal buraya almışlar. Eskisi gibi değil en azından. Yine hijyene önem veren bir evle karşı karşıyayız. Kapı direkt mutfağa. Kapı direkt mutfağa açılıyor. Açılıyor ama mutfak bu sefer geniş. Ve bu evin fiyatı da gerçekten bir o kadar göz doldurucu. İnanılmaz değil mi? İnanılmaz rutubet kokuyor. Çok kötü. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ev 2700 TL. Evet. Bakan Nebati'nin söylediğine göre şehir merkezinde ortalama kiralar 1250 TL. Ve ev bu kadar. Bu evin de özelliği Şişli'nin gerçekten merkezinde, çok merkezi bir yer. Hemen böyle metroya, metrobüse falan burası gerçekten çok yakın. Ama 2700 TL yani. Tabii özelliği yok mu? Var. Şöyle bir bahçe var. Bu aslında apartmanın bahçesi ama hani başka kimse kullanmıyor. Kullanırsınız yani zaten falan filan dediler. O açıdan okey bence. Fena değil. Ne diyorsun? Buraya geldin. Kapıyı açtın. Direkt bulaşıklara girişiyorum burada. Direkt dünden kalan bulaşıklar. Dünden kalan bulaşıklara direkt bu şekilde girişiyorum. Oo. Soğanlar. Herhalde ek olarak soğan hediye ediyorlar. Diğer odalara bakalım. Kaldı ki şimdi buradan tuvalete girme ihtiyacın var. Var. Bir adımla tuvaletteyim. Bir adımla tuvalettesin. Ama ola ki ayağın kırıldı, şey oldu, değneklesin. Tamam, olabilir. İnsanlık değnek hali. Gidiyorum böyle. İnsanlık hali gidiyorsun. Ay, o ne? Gel şunu çek. Gel. Evet. Evin zaten kiracıları varmış dostlar. Yani. Evin zaten kiracıları var. Nasıl çıkacağım ben buradan? Neden böyle bir mimari kusur yaptınız? Dümdüz niye vermiyorsunuz buraya? Güzel, burada bir tek buna mı takıldın aşko? Hayır ama saçma yani, bu ne şimdi? Haklısın. Yani burada böcek bile çıkamamış. Ama çok güzel detay fark ettim ben. Neymiş? Ben burada tamam. İşlerimi görürken... Vay, havalı şeyi bile var. Dostlar. Ne diyorlar lan buna? Jacuzzi mi? Jacuzzi küvet değildir herhalde. Jacuzzi'dir. Jacuzzi diyelim. Görüyorsunuz değil mi? Çık 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 çık. Hadi bakalım. Aa, bir yandan hiç gerek olmadan. Yeah. Hayalindeki şey lan bu. Bir Tarkan klibi çekilir ha orada. Çok mu sıkıldım şöyle kendime? Düşme gülerim. Ablacım oturmasaydın oraya ya. Virüs kapacağınız. Su mu ayarsın? Şuradan da hemen çeviriyorum. Ulan her şey bitti. Kullanıcı. Şuradan çıtlıyı açıyorum. Şalter de burada. Bitti. Her şey kullanıcı için düşünülmüş. Gerçekten muhteşem. Biz var ya, değerini anlayamıyoruz bazı evlerin. Bu oda böyle. Yine yüksek tavan. Üsküdar'dakine göre bayağı yüksek en azından. Aa, Gizay nereye kayboldun? Bilmem ki öyle. Buradayım. Bu ne saçma? Altı boş. Ne yapacağım ben burayı? Tamam, burayı da geçelim. Duran böyle bu tavanda asgari ücret alıyorsanız, hatta karınız ya da kocanız varsa, iki kişiseniz, hadi asgari ücreti de 3000'e tamamladım. 6000 lira oturuyorsanız yarısını buraya vererek oturabilirsiniz. Yazık ya, valla anlatırken sinirlerim bozuluyor. Biz biraz şimdi böyle geyik goy goy yapmaya çalışıyoruz ama gerçekten çok üzülecek halimize gülüyoruz. Bağcılar. Arkadaşlar şu anda İstanbul'un kalbinde Bağcılar'dayız. İstanbul'un kalbi. İstanbul'un bundan haberi var mı? İstanbul benim kalbim Bağcılar amına koyayım. Girişi burası değil. Burası direkt eve giriyor. Şimdi burası anladığım kadarıyla dükkandan eve çevrilmiş. Ve burada daha önceden mülteciler işte böyle... 3 kişi, 5 kişi falan birlikte kalıyorlarmış. Daha durumu kötü olanlar. Ama buranın fiyatı bile ucuz değil. Öyle bir durumdayız ki şu gördüğünüz alan, bir de aşağı kat var. Şimdi orayı da göstereceğim size. İnanılmaz. Evet, eve girdiğimiz zaman bu odadaki tek şey askılık. Ve başka hiçbir şey yok. Bir tane halı var. Gerçekten çok zor. Yani şuralara baksana. Ve burası... Dostlar bu video çekilirken Alper bu videoyu çekerken asgari ücret 2800 TL'ydi. 4250 TL oldu yazmayın. Arkadaşlar 3 ay önce çekilmiş video. Yani. Yeri falan da çok kötü yani. Merdivene bak. Sen dikkatli ol. Of, şuraya bak. Ya yani bilmiyorum gözüküyor mu da, örümcek ağı falan dolu. Samet ikimizi aynı anda taşımayabilir bu merdiven. Ben
Burası da yine aynı şekilde ya. Devin altından asker çıkacakmış gibi arkadaş. Ulan çok kötü kokuyor. Gizo, kendini seviyorsan gelme. Arkadaşlar, inanılmaz bir rutubet kokuyor. Yani buraya nasıl bu fiyatı istiyorlar anlamıyorum arkadaşlar. Buranın fiyatı 1400 TL. Buraya kim nasıl 1400 TL verir Gizay? Burası mutfak mı bilmiyorum. Şöyle burada bir şey kesemezsin yani. Şurası ne bilmiyorum. Girmeye korkuyorum şu anda. Evet. Burası sanırım hem mutfak hem tuvalet. Bir de bu kiraları da... Abi çok kötü. Bu ne ya? Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Bu kadar kötü bir yer olduğunu tahmin etmemiştim. Arkadaşlar bu artık hani... Biz burada size piyasanın bu kötü yüzünü eğlenceli olarak anlatalım istemiştim. Ama şu an bu evde gerçekten canım o kadar sıkıldı ki geyik goy goy yapamayacağım yani. Çok kötü ya. Çok kötü. Gerçekten Gizom. Kötü ya. Kokudan çok kötü. Hadi gel. Sen çık. çık. Burası çok felaket. Yazık günah. Gerçekten yazık günah. Bak tuşlar böyle tuş değil ya. Yani. Çok kötü, çok kötü. Benim buradan de moralim çıkalım. Bozuldu yani. 1400 TL bu. Arkadaşlar biz de şimdi öğrendik. 4 tane Suriyeli kalıyormuş burada. 3-4 gün önceye kadar. Onlar ülkelerine dönmek için buradan çıkış yapmışlar. Ve son 2-3 günde de her gün en az 10 kişi buraya bakmaya geliyormuş. Ve bu arkadaşların çoğu mülteciymiş. Yani 3-4 gün öncesine kadar burada Suriyeliler yaşıyorsa eğer, yani 3-4 gün öncesine kadar bu evde kiracı var demek. Yani bu evde nasıl yaşamışlar? Hiç mi temizlik yapmamışlar arkadaş ya? Tuvaleti bok götürüyordu ya. Hadi ne bileyim taşınırken ev biraz kirlenir de. Yani her taraf rutubet olmuş, her taraf berbat, sapsarı olmuş. Yani bunlar bu evde otururken hiç temizlik yapmamışlar mı ya? Arkadaşlar şu anda Üsküdar'dayız ve içinde bulunduğumuz ev tam olarak 18 metrekare. Şimdi size evi bir gezdireyim. Burası için ne kadar fiyat istediklerini de söyleyeceğim. İlk olarak şöyle bir giriş var. Bu arada hala eşyalar şu anda burada. Şöyle bir mutfağımız var. Benim iki katım kadar. Tabii ki hani fayanslar bu arada bence fena değil. Hani evet eski ama aslında fena da değil yani. Kullanılmayacak bir şekilde de değil. Mutfak bu kadar. Tabii ki şeyler hani şu borular falan direkt böyle çeşmeden çıkıyor yani. Şey olarak yapı olarak tabii ki böyle üst düzey değil. Ama günü kurtarır. Geldik salona. Yani salon, yatak odası. Bu evin her şeyi burası arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yatıyorsunuz. Burada oturuyorsunuz. Ulan Buffy dünyanın en şanslı kedisisin ha. Güzel bir evde oturuyorsun. Babiş bakıyor sana. Yaş mamalarını yiyorsun. Şu an koltuğumun içine sıçtın ama hiç önemli değil. Tip tip bakıyorsun Buffy'ye. Göbişin çıktı Buffy. İyisin ha Buffy. Yer değiştirek mi lan? Burada da bir tane raf var. Yani buradaki yaşam alanı 8 metrekare ve bu eve istenilen fiyat 1000 TL. Ve çevredeki en ucuz ev 3000 TL'ymiş. Gerçekten yani hani 1000 lira şu andaki emlak piyasasına göre az dursa bile 18 metrekare için 1000 lira yine de biraz çok kalıyor açıkçası. Ama öğrenciler için de hani günü kurtarmak isteyen öğrenciler için de şu anda okey gibi. Bu arada buradaki eşyalarla birlikte kiralanıyormuş bu ev ve eşyalar için de 7500 TL önden ödemeniz gerekiyor. İşte burada çünkü yatak var, koltuk var, dolap falan var. Hatta şöyle neşeli ürünler bile var yani. Allah ne oldu ya? Tabii 7500 liraya verince artık işte buradaki her şey sizin oluyor. Yani bu devir parası. Gözüme takılan bir şey var. Şunları anlayamadım. Burada böyle bir şeyler var ama şurada var, burada var. Bunlar ne acaba? Şöyle bir kumanda buldum. Sanırım şuradaki yatağın başındaki LED'i kontrol ediyor. Ay. Vay havalı. Ya bak rengarenk. Evet, falan da Samet, var. Samet sardırayım mı sana? Sardır. Ben de istiyorum. Her RND House çalışanına bir adet led. Yatak başları kırmızı olsun.
Rengarenk. Şaka bir yana beğendiğim bir detay oldu. Akşam kesin burası güzel oluyordur. Atamızın resmi var. Kesinlikle çok güzel bir detay. Saygı ve özlemle anıyoruz. Evet arkadaşlar, buradaki evimiz bu kadar. Buraya istenilen para 1000 TL. Artı 7500. Evet.